Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bir aylık bir zaman verdik, ara verdik daha doğrusu. Video yapamadık. Tabii WhatsApp'tan olsun, bazı yerlerden bazı arkadaşlarımız, burada bir konu şimdi anlatacağım. Önceki videolara binaen bir şey vardı aklımda, onu söylemediğimiz için. Hem de bu vesileyle onu da söylemiş olalım. Hollanda'dan bir Galatasaraylı, Kayserili kardeşimiz, Enes kardeşimiz WhatsApp'tan 2 gün önce miydi mesaj attı bana. Abi dedi, ya özlettin kendini, video yapsana Galatasaraylı. Bir de bizim, ben sonra düşündüm. Aklıma bu bir tane vardı, takıldı böyle. Çekememezlik var. Tabii onunla bir WhatsApp grupta aklıma geldi yani. Bir şeyin tartışması olmuştu, konuşmuştuk da orada demek alt oldu, cevap veremedi, oradan bir düşmanlığı var, tamam mı? İşte bu insanlar, şeyin yeni kitabını aldım da orada o da öyle diyor. Ben bunlara yıllar yılı diyorum. Hani diplomalı hıyarcı var ya, kimin filmiydi? Tabii sözümüz meclisten dışarı, her okumuşa demiyoruz. Diplomalı eşekler bunlar, maalesef. Bunlar devletin okullarında işte veya bir takım yerlerde okuyorlar şu 21. yüzyılda kendilerini, yani bulunmaz Hint kumaşı, biz de okuyorduk, takdir teşekkür alıyorduk, kimseyi tanımıyorsunuz. Yani bir videoda mı söylemiştim, söyleyeyim, hiç mütevazi davranmaya gerek yok. Biz fen liselerine aynı dönemde Ekrem İmamoğlu'ndan hazırlanıyorduk yani. Yani bir örnek sadece bu. Orada bir siyasi imge yapmıyorum. Şimdi ilk geldiğimde burada Üsküdar'da sahaftan aldım. Jurnal kitabında Cemil Meriç'te. Diplomalı ayılar mı bir şey diyor bunlara. Hakikaten. Ama tabii her zaman ümit var. Nerede oluyoruz? Böyle bir nüve var. İyi bir nüve de var. İşte bu toplumun geleceği. Bu nüvede saklı bence. Yoksa böyle 2 kuruşluk diploma aldı diye, hele 21. yüzyılda ismini anmayacağım bir şekilde bir şey söylemek istemiyorum maalesef. Tabii bu arada biz şu anda video yaptığımız yerde şeyde bir imkan bulduk. Dediğim gibi aslında izinde belki bir tamamen ara verelim dedik ama yine insanların, gençlerin arzusunu, isteğini yerine getirme babında ta şeyden buraya geldik. Burası Gülhane Parkı. Gülhane Parkı'nda bir video yapmaya çalışacağım. Biz Trabzonspor gibi geriden değil de o arada video yapabilsem, tabii Trabzon'da bulunduğumuz dönemde Beşiktaş ve Kayserispor maçlarına da gittik. Tabii hemen bir video yaptım. O da neredeydi? Bir yerde yaptım. Yine Trabzon'da mıydı en son? Böyle bizim telefonumuz kızıyor, sıcaklığa dayanamıyor. İnşallah burada bir şey olmaz. Yani dediğim gibi bir gencin bir tane de olsa, nüve bir tane iyi varsa, abi niye video yapmıyorsun? WhatsApp'tan mesajına, tabii tüm genelde yine bazı, yine sizden feyiz alıyorum abi diyen böyle güzel insanlar da var. Ama tabii böyle başka kendini, şimdi çok iyi hatırladım onu. Okuyup da yani bir diplomayla, ben bunlara eskiden beri diyorum. Şurada daha 2 gün mü ne okudum o jurnalde, daha baştan gidiyorum kitabın. Diplomalı ayılar diyor. Öyle bir kelime kullanıyor Cemil Meriç. Muhteşem bir kitap, okumanızı da tavsiye ederim. Şimdi Trabzonspor tabii içte hemen fokur fokur bir takım kaynamalar oldu. Tabii bu enkazı bırakan, tabii Trabzonspor'da bir hoca geldi geçti. Müthiş bir enkaz. İşte Kerem Aktürkoğlu'nu dahi Başakşehir'de zamanında oynatamamış ve Erzincan'ın dağlarına, Zigana'nın arkasına Kerem Aktürkoğlu'nu göndermiştir. Bu zatı muhterem. Onun için şimdi dikine futbola ne oldu diye Şenol Hoca'ya serzenişte bulunanlara ben gülüyorum. Yani futbolun feysinden dahi anlamadıklarını hemen görüyorum.
Yani bu takımda dahli hiçbir şekilde olmayan hocamıza şu anda 2-3 haftada bir transfer mi yaptı? Ha, Şenol Hoca'nın o özelliği de yoktur. Likens dönemi, arka dönemden gelen veya Brahms dönemi, sonra Ersun Yanal döneminden yapılan transferler. Ama bu dönem en kötü dönem. Öyle transferler yapıldı ki hepsi birbirine benziyor. Kayseri maçında seyrediyorum, tribündeydim güney tarafında. Şöyle boşta bir yerde şöyle çekildim arkaya bir yere, yukarıda üstte üst bölümde. İçler acısı bir durum. Bir takım oyuncuları belki de hoca göndermezdi. Bak, Umut Bozok'tan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Belki de Maxi Gomez'i de göndermeyecekti. Ama Abdullah Avcı takımın içine edip gitmiştir. Bu 2022'de sinyalini verdiğinde ben Hollanda'da Trabzonsporlu, Araklılı kardeşimize, arkadaşımıza ben bu Abdullah Avcı'yı yenerim diyordum. Şimdi oradan şuna geleceğim. Trabzonspor şöyle de bir kulüp olamıyor. Şöyle de bir camia olamıyor. Volkan Bayarslan. Hani ben Trabzonspor kulübü, o ara video yapabilsem, canlı yayın yapabilsem şunu söyleyecektim. Volkan Bayarslan ismini gördüğüm zaman abi tavrımızı koyalım. Tavır ne? Nasıl Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe kulübünün biliyorum Galatasaray'ın da vardır muhakkak istemediği bir hakem. Ali Şansalan'ı istemiyorsa, istemiyoruz bu adamı. Hemen ismini gördüğüm zaman, kesinlikle bir şey olacağını, biliyorum. Hani bu maç bittikten sonra bir de bizim sıkıntılarımız şöyle bir şey var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan geleceğim. Bu Haluk Ulusoy döneminde de olmuştur oflu abilerimizden. Bu sıkıntılı oluyor. Bunu da anlatacağım. Şimdi iş işten geçtikten sonra beyanatı vermişsin kulüp olarak. Neye yarar ya? Senin 3 puanlı öyle bir faul olur mu? O devletin televizyonunda Bünyamin Gezer denen, Bünyamir Gezer denen bir tane şey ile başlayan adam. Böylesi adamlar var ya. Ben biliyorum, bu 2011'de şikenin içinde o da var. Trabzonspor'u şeyde yaktı, Fenerbahçe stadına. Pat pat iki hareket. Jaja. Tamam mı? O adamlar devletin televizyonuna, biri de şey, böyle şirin görünme çabası içinde olan Ahmet Çakar. Bunlar yemez. Şirin görünme. Ya işte biri başka algı yapıyor, biri başka. Tamam mı? Yani ben samimi olduklarına inanmıyorum. Türk futbolu kümesi içindekiler, yıllar yıl bunu söylerim, samimi değiller. Yine Cemil Meriç'in kitabında samimiyetten yoksun bir toplum. Futbolu içinde olanlar yani samimi olmadıkları için müstahaklar. Bu işlere müstahaklar. Bakın asıp kesip giden Beşiktaş kötü bir Ajax'a. Sezon bitti, Ajax'lara soruyorum, nedir bu Ajax'ın durumu? Seneye de bir şey yok diyorlar. Onların öngörüsü, ben de öyle düşünüyordum. Ve ligde en son hafta aşağılarda 10. sırada olan mı? Kaçıncı sırada olan? Goat Eagles'dan deplasmanda 1-1 berabere kalan Ajax, senin kalbur üstü takımını kendi evinde 4-0 hem de hiç zorlanmadan yeniyor. Hiçbir oyun da yok doğru dürüst. Bana göre hiç zorlanmadan yeniyor. Onun için burada Trabzonspor şimdiden o kadar kolay ki, bu futbol işi o kadar kolay ki, şimdiden şöyle bir de başladılar. Ya seneye de 13-14 transfer olursa, biz lig başlarken ne dedik? Ya bizi bile öyle kötü alıştırmışlar ki, bizim dilimizi de kötü alıştırmışlar. Şunu dedik, 5-6 transfer. Bak 5-6 transfer iki katını yaptılar. Benim dilim bile 5-6 transfere gidiyorsa düşünün Türkiye'de ne olur? Şey ne yapıyor Liverpool? Ceza'yı aldı. Bir de Mamardaşvili'yi aldı ki hemen geriye kiraladı. Geçen sene 3. olan kadro. City, Arsenal 3. olmuştu galiba Liverpool. Şeyin transferi kim ya? Chelsea, United transfer şampiyonu şeyde, İngiltere'de. Ne oluyor?
Onun için şimdiden şuna başladılar. Trabzonspor'un seneye işi çok kolay. Ama aklı selim davranırsalar, yani yine har vurup harman savurmasalar. Kim şimdi? Bak şöyle bir plan ben proje yaptım. Hatta bir sağ açık buldum, ismini vermeyeceğim. Sağ açık buldum bir tane. Sadece şunu söyleyeyim, 98 doğumlu galiba. Buldum. Trabzonspor'un seneye. Visca bitiyor mu? Kaç transfer ihtiyacı var? Gainesville bitiyor mu? Bardi. Biri daha vardı. Umut Bozok gidiyor, bitiyor. O Türklerden. Bir yabancı daha vardı ya. Böyle 4-5 tane Visca, Trezeguet, bir yıl daha var. Orsic. Orsic'te şöyle bir şeye giderim. Madem Vakayeme bu kadar alındı, o da 92 doğumlu. Şöyle bir yaptırım uygularım. Orsic'i o 40 maçı, benim bu görüşüm. 40 maçı oynatmayıp 92 Aralık. Yani gidişatına yine bakarım. Şöyle 30-35'e kadar gelirim. Maçını oynatırım. Ama Orsic'ten %51 daha fazla oranda, %50 ve yukarısı çıkma olasılığım daha çok. Kaç oyuncu etti? Arkadan biri daha var mı ya? Batagov, Savic var. Savic yanlış tabii. O kadar para verilmesi. 2 numara. Şunu söyleyeceğim. 5 etti mi? Türklerden daha belki yabancı oyuncu. Trabzonspor'un yine diyorum seneye var. Ha bir de şey aklıma geldi. Banza. Banza da kiralık. Tamam mı? Onu da almadığını düşün. Zaten çok para ister. Durumuna göre en az demek ki seneye neyin var? 5 yabancı hakkın var. Bir de 1-2 Türk attın orta. 5-6 transfer. Bir sağ açık alacaksın. Bir santrafor. Defansa bir oyuncu. Denswil'in yerine. Hani sol ayak mecburiyeti yok. Abdullah Avcı'nın takıntılarını bırakalım. Sol ayak mecburiyeti yok. Mendy bu arada var. Onunla ilgili bir şey diyecektim. Ondan sonra orta sahaya bir 8. Ne etti? 2. 3, 4. Yani bunu yarısına tamamlarsın. 5-6 oyuncu. Yani seneye öyle takımı yap boz yeniden hiç gerek yok. Bir de şunu söyleyeceğim. Şenol Hocam size sadece şunu söyleyeceğim. Bakınız Mendy'yi hele Abdullah Avcı böyle oynattı diye onu ben bunlara çok değinmedim. Üstü kapalı eleştirdiniz geldiğinizden beri. Ben görüyorum. Ama bir şey demedim. Sakın. O yaptı diye bunu en azından yapmayın. Oraya var ya santrafor koyun, Mendy'yi koymayın. Misal atıyorum yani. Şey anlamda diyor. Ya bir orta saha koyun ya ne bileyim. Şey koyabilirsiniz ya. Aynı Osterwolde gibi o da kayabilir oraya. Barisic. O kay olabilir. Ama kesinlikle Mendy'yi koymayın. Mendy orta sahada çok %51'de bir %1 de başarılı olsa orada daha çok başarılı. Onu söyleyeceğim. Trabzonspor'un aslında önü açık. Ama diyorum ya. Hele bir sağ açık buldum. Burada ismini vermeyeceğim. Burada ismini vermeyeceğim. Çünkü bazen bazı şeyler oluyor. Küçük de olsak, küçük de izleniyorsak olsun vermeyeceğim ismini. Bir de bizim bu Trabzon kökenli özellikle oflu diyelim. Yani onlar öyle olduğu için yani federasyon başkanları oradan Trabzon of kazasından geldiği için biliyorum. Böyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi öyle bir boşluk buldular ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi bu şimdi gerçekleşiyor. Hakemler işte onlara bir şey söyledi. Trabzonspor aynı pozisyonda Trabzonspor'u tutmayın. Hani Trabzonspor şey görünüyorsa bile onun lehine pozisyon gibisinden öyle bir söz söylemişti. Bu Haluk Ulusoy döneminde de olmuştu maalesef. Böyle bir şey var. İşte bu adaleti dağıtmak kolay bir şey olmadığı için bu sefer bizim Trabzonlu
Trabzon kökenli federasyon başkanlarımız Trabzonspor'a atıyor şeye. Güme gidiyor Trabzonspor. Bu yanlış. Trabzonspor müthiş bir şekilde ezilmiştir. Gaziantep maçı Trabzonspor'un resmen 3 puanı yenmiştir. Trabzonspor bu beyanatları vererek bana göre çok geç kalmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülke böyle bir şey. Varda sütçü, sütçülük yapan, süt fabrikasında çalışan bir adam futbolun bravo diyor. İşte şeylerine tam manasıyla şey yapmadım da takip etmedim, izlemedim. Bravo diyor hakeme, bir şeyler diyor. Kendilerini bir halt sanıyorlar. Tamam, ondan sonra gidiyorlar. Kapıkule'den dönüp geliyorlar. Bu ülkede futbol, bu arada şeyde Ankara'da şey maçını seyrettik. Fenerbahçe-Galatasaray maçını. Hakikaten bu kadar abartı yok. O bayanlar olsun, kafeler. Böyle bir karnaval havası gibi. Bir yönden güzel, bir yönden çok büyük abartı. Fenerbahçelisi olsun, Galatasaraylısı olsun maçı. Ben de bir Trabzonsporlu olarak. Hatta karşısı şeydi. Dedi bizim şey ki, akraba ki olcaya bak dedi, karşısı Gençler Birliği'nin tesisleri dedi. O Beştepe'ye giden yolda. Orada bir kafe. Ben de bir Trabzonsporlu olarak Fenerbahçe Galatasaray maçını seyrettik. Kendisi Fenerbahçeli olan yani bir akrabamız Rize'den. Hatta bak Fenerbahçe'yi şey yapmıyorum ben, yorumlamıyorum veya başka takımları. Kendisine Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi dediklerimin yani bana bir şey soruldu. Aha, orada kendi aralarında övüyorlar bazı oyuncuları ve dediğimde bir şekilde çıkar. Ben de hemen böyle dayanamam. Dedim ki ben Fenerbahçe'de o stoperlerle oynamam. Bir de öbür yorumum neydi? O da büyük bir yanlış yaptı. Yine Fenerbahçe'nin içinde onlar onu övdü. Ama onu çok iyi hatırlıyorum. Goller nasıl geldi? Osimhen dedim Çağlar'la, Çağlar'ın Leicester dönemi. Çağlar ve Ciku'lan Kim Min-jae de bana. Ama Çağlar ve Ciku öyle bir oynar. Oynayacağı maçları da olur. Ama böyle kafa maçta biri göğsünden indirdi. Öbürü adamını kaçırdı. Adamlarına iyi markaj uygulamayarak ikinci gole sebebiyet verdiler. Zaten şeyde birinci golde de galiba yine orada bir golde de hatta şeyde üçüncü golde Saran'ın attığı golde yine oyuncunun markajı yapan arkadan Ciku Sara veriyor. Duvar yapıyor oyuncuyla. Ceza sahası içinde santrafor ya da verecek oyuncu Sara'ya çok kolay olarak topu kendisine veriyor. Orada markajını yine iyi yapmayan Ciku'yu görüyoruz. Onu da orada bir yorum olarak söyledim maç öncesi. Ve iki oradan göbekten yine bir oyuncu daha birini övüyordular. Kimdi o? Onunla ilgili de bir yorum yaptım. Ama bu ikisi özellikle goller öyle gelince onun için benim dediğim futbolda veya başka Cemil Meriç'in dediği gibi burada söyleyemeyeceğim bir kelime. Bilmem ıttır bıttan adamlar her yere çöreklenmiş. Hiçbir halt bilmiyorlar. Masayı yıkarım yani. Sizin futbolla Allah'ınızı severseniz futbolla ilgilenmeyin, konuşmayın derim. Bu ülkede zaten futbolun, biz futbolu konuştuğumuz için başka hususlarda politikaya da küfrediyor da şey Cemil Meriç. Politikayla ilgili de bir şey diyor. O benim mevzum değil hiçbir zaman. Ama bizim öyle adamlarımız var ki futbol oynamış, futbol yapmıyor da eskiden demek ki ondan derdiler kendilerine başbakan. Siyaset yapıyor, böyle olmaz. Spor şu çim üzerinde, futbol çim üzerinde kalacaksın. Sen oraya başka yerlere yalpaladığın zaman o zaman burada mikrofonu çıkaracaksın, geçeceksin burada şeye. Halk TV'ye, CNN Türkiye'ye. Hani bak, ya bu ülkede bir de ne biliyor musun? Nasıl konuşmak zorundasın? Hani şimdi iki ayrı noktadan veriyorum ki örneğe veya A Haber'e. Hani demesin ki bak şunu tutuyor, bunu tutuyor. Öyle de bir şey olmuş. Onun için burada sıkıntı var. İnsanlar burada tabii bir hayli kalabalık bakıyorlar.
Onun için Trabzonspor aslında işi kolay biliyor musunuz? Ama biz zorlaştırıyoruz. İşte efendim seni bunu bir yerde duydum. Yok o da 13 oyuncu al. Ya yok öyle bir dünya yok. O gidiyor tık noktalara. Trabzonspor'un önemli olan ben bu sene alırdım o sağ açığı. Ve kontratından da bir oyuncu dediğim gibi verirsin. Kontratı şeyli bir oyuncu. Dersin ki ama seneye daha sorunlu değil. Tamam mı? Sol açık Orsic gider. Orada şöyle bir şey para vermiyor mu Arap kulübü? Trezeguet'e kalsın. Oynasın devam. Bakayeme de var. Ha santraforum var. İcabında Yusuf Sarı o dediğim oyuncuyu alırım. Sağda. Yusuf Sarı'yı geri. Orada tamam bir santraforum var. Planlamayı ufaktan yapıyorum. Orta saha. Okay'ın da kontratı var. O öbür oyuncu gitmeyeceğine göre Lundstram. Ama bir 8 numara. Onu ararım. Onların önüne belki 8 ve 10. Muhammed Çam'ı zorlayacak yine. Tamam mı? Stoper. Sol bek 2 tane var gidecek duruma göre. Eğer biri giderse Ajax'ın sistemi o zaman tamam. Kolay bir olay ama ben dediğim gibi bizim Türklere yaraşır bir spor değil bu yani. Biz para harcamayı, fuzuli hem de, fuzuli. Adamlara yalandan yere paralar. Gülüyorlar bize. Çok konuşuyorum Avrupa'da. Gülüyorlar bize ya. İnanmıyorlar. Diyorum ya şu parayı ver ya gösteririm ona futbol salari. Bak diyorum şuraya. Bu ne ya diyorlar. Şimdi Ajax mı? Ajax 4 attı değil mi Beşiktaş'a? Ajax'ın bütçesi yani futbolculara verdiği paralar, ücretler kesinlikle şeyden azdır. Çoğu. Beşiktaş'a verilen maaşlardan azdır. Ama 4 atıyor. Genç oyuncuyu bulacaksın. Yetiştireceksin ve ondan para kazanmanın yolunu bulacaksın. Evet dediğim gibi bu arada bu bir istek videosuydu hem de. Öyle gezerken hatta bugün Üsküdar'a geç video yapayım dedim de. Burada Ayasofya'daydık. Hatta bu arada hayırlı cumalar. Herkesin cuması da mübarek olsun. Oradan çıktık. Oradan yürümeye aşağı inecektim. Orada bir video yapalım dedim. Üsküdar'a geçmeden, Üsküdar'a giderken aldı da bir yolcu oldu. Böyle bir video gerçekleştirdik. Burası güzel kalabalık şu anda. Başka bir konu kaldı mı ya? Trabzonspor'un bu hafta Konya maçı var. Evet bir de bizim şey, verilen paralar. Dedik ya Rumen, 300 bin euroya oynayan Rumen'e 1 milyon 575 bin euro verirsen böyle dolaşır. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok kesinlikle. Ya bu paraları nasıl veriyorlar ya? Biz istesek bir diyorum da bazen bizim. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Biz istesek paradan şu geldi aklıma. Ya arkadaşlar dün biri dedi ki ya onu videolarda değil de birinle söylesen. PS Club mağazalarından biri isim vermeyelim. Abi bu fiyatlar ne ya? Bu futbolculara böyle 500 bin euro ona. Biz bir çok önceden dedik ya 1 milyon euro ona fazla verirsen. Ya Atalanta'da Yoma, Villarreal'da. Ben böyle araştırırım. Böyle papağan gibi konuşmam yani. Araştırırım ondan sonra. Trabzonspor'un bana göre bir efsane ürünü var bu sene. Bu benim görüşüm. Atalanta'ya bakıyorum. Atalanta aynı ürünü 75 euroya satıyor Yoma. Onlar bir de Avrupa'da icabında City Puma'yı alırken Adidas Real Madrid'deyken Real Madrid Adidas'la anlaştığı zaman veya Nike, Chelsea onların kalitesi de başka oluyor. Şimdi siz ben kalitesi bilmiyorum Atalanta ve Villarreal'le aynı mı? Onun yağmurluğu 75 euroya geliyor sitesinden bizzat bir yerde de paylaştım sonra. Bizimkisi ben yuvarlak hesap yapıyorum 106 küsür de 105 euro. Bu ne ya? Geçen sene 1900 veya 2200 TL bandı arasında olan bir şey, bir ürün. 4000 TL olur mu? Bu olmaz, olmaz ya. Bunu nasıl başarabiliyorsunuz ya? Bak ne diyorum? Atalanta, korona dönemi çeyrek final mi, yarı final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Küçücük bir Bergamo. İtalya'nın Bergamo şehri. Ya siz
veya Villarreal UEFA kupası var. Nasıl oluyor ya? Nasıl başarıyorsunuz bunu? Olmaz. Bir yağmurluk. Ben onu benim için demiyorum, genel diyorum. Ben alacağım diye de bir şey yok. Hani bunu şahsi değil. Bu fiyatlar, sen 500 bin euro, 600 bin euro, ne 800, ben ona 700 bin euro diyorum. 700 bin euro Draguş'a fazla verme. 500 bin, 1 milyon euro Savic'e daha fazla para verme. Yani senin futbolcularda bir takım paraları kırarak bunu sen ondan sonra şeyin üstüne yüklüyorsun. Gariban taraftarın oradan çıkarmak mı amaç? Olmaz. Böyle bir anlayış olmaz. Ürünler, yani bugün Real Madrid'in, ya onları geçtim ya, hadi Atalanta diyelim, o bu. Yani bir tane sarı mavi böyle bir yağmurluk çıkarmış beyazın üzerine Real Madrid. 90 euro ya yağmurluk, Adidas ya, kalite ya hem de. Birinci kalitedir. Bizler çok uçuyoruz, çok. Aynı rakamlarda nasıl uçuyorsak yabancılara para vermede, aynı ürünlerde de uçuyoruz. Bu anlayışı bir defa değiştirmemiz lazım. Bana biri dedi, abi dedi, daha kabanlar çıkacak, onu söyle diyor. Dedim benim de, ben videoda söyledim, 7000 lira olacak diyor, 7000 TL. Ben zaten onu beğendiğim bir şey değil dedim. Ama bazı ürünler var. Bu sene ben baktım, bir iki efsane ürün var. Bu sene formada da o çubukluyu beğendim. Yani şöyle formalarla beraber, ben polyesteri sevmediğim için 3-4 böyle iyi efsane ürün var yani. Ama hani forma oldu diyelim. Formaya bir şey demiyorum. Formayı adam 90-100 euro bandında satıyor Avrupa'da. Bizimki de 1967 50-60 euro bandında. Ona bir şey demiyorum. Ama yağmurlukta başka ürünlerde nedir kardeşim ya? Olmaz. Çok büyük yanlış. Yani ben Trabzonsporluyum. Biz veya Fenerbahçe veya başka takım. Yani ürünlerde nasıl geçiyoruz onları ya? Çok böyle çarpık. Forma başka. Ama buradan şey yap, forma zaten ne yaparsanız yapın, fiyatı çıkarın. Neyse. Forma zaten çok beğendiğim, böyle ayda yılda bir alacağım bir şey. Polyester olduğu için. Ama neyse ya, bu konuda fazla da uzatmayalım. Burada yanlış anlaşılmalar da olur. Ama bizim söylediğimiz çoğu kişi bu yönde mağdur. Onların da sözcülüğünü yapma adına, dile getirme adına bunları söyledik. Söyleyeceğim. Zaten ben kendim saptadım. Şimdi biz Yoma kullanıyoruz düşündüm. Ya adam Kayseri maçtan çıktım. TSC Club'da çalışan çocuk benden iddiala şu an Yoma'nın İtalyan olduğunu daha biliyor. Ya çok ufuklar açılması gerekiyor. Sonra ben ona göstermek için arada ben bir Almanya'dan gelen bir genç vardı. Onunla konuşuyordum. Onunla da konuşuyorduk yani ürünlerin pahalı olduğuna dair. O arada ben Yoma bir bakayım dedim. Yoma ne tür marka? Bak evet evet baktım, doğruymuş abi dedi. İspanya, İtalya söylüyordu önce. Neyse, bilemeyebilir, sorun da değil. Velhasılı kelam durum bu. Gülhane Parkı'ndan bir video yapalım dedik. Tabii en önemlisi de bizim bir tane Hollanda'dan Enes kardeşimiz, Galatasaraylı, Kayserili. Olcay abi videoyu yapmadın dedi. Öyle. Ama onu diyen olduğu gibi, hatta bizim Trabzonsporlu bir kardeşimiz de, ismi neydi kusura bakmasın onu hatırlayamadım. Dedim ya, bir haftaya geçti video, o da senden feyiz alıyorum abi falan yazmıştı. Ama bir de bizim bir diplomalı eşeklerimiz var. Bunlar da yok efendim, Feriş Dağan gelsin senin futbolla ilgili. Çağır gelsin. Futbolla ilgili Feriş Dağan gelsin. Biz daha burada görünen şey yani. Biz bu videoyu kapatıyoruz, aklımıza bir sürü şey geliyor veya bir şey yine denk geliyor. Bir şekilde denk geliyor bize yani. Araştırmacı olduğum için bir de bir yüzümüz Avrupa'ya, dünyaya, futbola bakış açımız başka olduğu için, hatta şöyle Fenerbahçe Galatasaray maçına o bizim enişte diyelim. Abi dedi, sen gelir misin bilmem dedi. Ne oldu dedim oğlum. Ne oldu? Dedi abi dedi, Fenerbahçe Galatasaray maçı belki gelmesin. Ya dedim, ben futbolu öyle bakmıyorum ki dedim. Ya futbol maçı yani seyredeceğim. Yani hani belki Trabzonspor, bak Türkiye'de böyle de bir şey var. Yani acaba
Trabzonsporlu ben bir yerlere ortama ayak uydurmasını bilirim yani. Onun için bunu niye anlattık? Onun için insanlar hakkında yorum yaparken işte sizin diplomanız var diye onun bunun diploması. Bizde okulu sallıyordum ben. Trabzon'da okulu sallıyordum Fatih Lisesi. Bu kader kısmet. Allah'ın istediği bir şeydi bu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hakikaten elhamdülillah. Ülkenin kayırmacılık, şuculuk, buculuk durumuna baktığım zaman elhamdülillah. Belki bir kariyerimiz olacaktı. Belki atıyorum müdür mü olacaktık, siyasi bir şey mi olacaktık? Ama gerek yok, gerek yok. Dünya onlara kalsın. Basit bir spor olayında, futbol olayında pürmü halini görüyoruz insanların. Ondan sonra çıkıyor sana bir şeyler diyor. Mal ortada. Çok uzun sürdü. Enes bak bizi nerelere şey yaptın. Sana özellikle Gülhane Parkı'ndan bir video yapmış olduk. Trabzonspor'la ilgili çok da bir şey yok. Senin Galatasaray'la ilgili bir şey diyelim. Madem sen istediğin için. Galatasaray yendi. PAOK'u yendi. Galatasaray bizim köyün ilerisinden Yılmaz Daim'in dediği gibi salacık. Trabzon'a maça da geldiydin bizim Oflu Fuat'la da. Salacık bizim köyün ilerisi, Mersin ilerisi Okan Oral'dır yani. Hani hatta Ankara'da Erzincanlı kardeş bu Trabzonlar dedi ya bu futbolda çok acayip dedi. O Fenerbahçe yani hep beraber seyrettik bak. Ortam çok güzeldi. Hepsine çok çok teşekkür ederim bu arada. İki Galatasaraylı vardı. Atakan vardı Çorumlu. Rizeli bir tulumcu vardı. Çamlı Hemşin'den o şeyden yukarıdaki o da Galatasaraylı. Fenerli bayağı vardı. İki kardeş de öyle dört. Dört Fenerli, iki Galatasaraylı. Bir Trabzonsporlu seyrettik. Ha Beşiktaşlı yoktu bak. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Daldan dala atlayarak gittik. Şimdi böyle bir amatörce takılıyoruz resmen. Bir de kütüğün üzerindeyiz bak. Kütüğün üzerine oturduk. Vallahi ağrıdı şeyim. Affedersiniz popomuz da ağrıdı aslında. Olsun değer. Bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah bir ısınma bir şey olay olmamıştır da çekmiştir. Yoksa var ya bu videoyu baştan çekmek. Mesela Trabzonspor rahat olması gerekiyor. Relax. Trabzonspor çok rahat. Seni önü açık. Pat pat pat. Ne derler ona? Şey vuruşu. Bazen aklıma hemen gelmiyor ya. Nokta atışı. Ha şu kontratlar bitiyor. Bişçat 90 35 90 doğumlu 35. Tak 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 çok basit. Hele bir sağ açık var. İsmini vermeyeceğim. Türkiye'de tak 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 yapar. Bu iş kolay. Onun için bu son Şenol Hoca da söyledi galiba. Yani öyle bir sanki yerel gazetelerden öyle bir koku aldım. Öyle bir şey mi okudum? Diyorum ya ben saldım artık yani bu futbolla ilgili. Benim çok ümidim yok. Bu işi başarabilecek kapasitede çok aykırı adamları göremiyorum ben. Yani mesela adam top oynamış. Geliyor. Adam top oynamış. Geliyor bir şeyler yapıyor ama yok. Bu işi dün Sedat Ağçay dedi. A-Spor'da gördüm. Öyle ikisini dinliyordum şeyle. İlhan'la oradaydılar. Bu benim çok benim duygularıma tercüman oldu. Dışarıdan adamlar şey yapacak bu işi. Hiç böyle popüler aç. Aynı böyle aç futbolcu olur ya. Dışarıdan gelip de bunu unutmayalım şey bak burada. Şimdi yine geldi. Dışarıdan gelen aç adamlar bu işi çözecek gibi geliyor. Bu futbol kümesinin içindeki zor. Ben öyle bir şey yetenek görmüyorum onlarda. Sadece bıdı bıdı bana geliyor. Ve müstahak. Müstahak onlara. Çünkü bu işin içine kalmak istiyorlar. Bu işin havası var, civası var. Onu da Necip Fazıl'dan bulduyduk ya. Benim yıllar çok iyi oldu. Ha en önemli konu öyle kapatalım madem. Video da uzun oldu. Kusura bakmayın. Tabii efsane başkanımız hayata gözlerini yumdu. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun emeklerini bir yani ben bazen bir Kırşehirli vardı Fenerbahçeli Hollanda'da. Yine bir Galatasaraylı vardı.
Yani memleketlerinin adamlarından. Ondan sonra diyorlar Trabzonlu niye böyle? Trabzonlu biliyor. Trabzonlu şu adam benim diyor. Şurada gezdiği zaman. Yani bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük başkanlarından biri. O efsaneyi çıkartan, oluşumunun önünü açan çok büyük bir başkan. Onun yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Tabii onun ismi Trabzon'da olsun veya başka yerde bazı yerlere verilmesi gerekiyor. Bence çok şey kalmıştır. Godik mi diyelim, ne diyelim ona? Onun için onun ismi yaşatılması gerekiyor. Hakikaten Trabzonspor'u biz şimdi bunu anlattığımız zaman ben 77-87 arası işte Trabzon'daydık. Müthiş bir öğrencilik hayatı, futbol hayatı, işte o dönemin Trabzonspor'u başka, anlatımlar, şunlar bunlar. Bana şimdi şey geliyor ya, hatta bir iki gün önce laptoptan şimdi şey düştü, onlara bakıyorum. Trabzonspor şampiyon da olmadı bakın. 1989-90 işte Jamari Paf dönemi. Dobby Hasanlar oynuyor işte 4-0 gençler birliği. O bir şekilde onları beğeniyorum bir de özellikle. Hani benim algoritmada bana düşsün diye 1989-90 maçları Trabzonspor'un. Bir gençler birliği maçı seyrettim. Bir Konya maçı seyrettim. Müthiş ya. Görüntüler, konuşan spiker, efendi. Şimdi hep taraf. Şimdi hep taraf. Trabzonspor'u diye tutuyorlar. Onları biz yemeyiz. Samimi olacaksınız. Bünyamin Gezer'lere bu işler kaldıysa vay Türk futbolunun haline. Bir düşünebiliyor musunuz? Bir faulü göremiyor. Faul olmadığını. Yani ne yapacak adam? Bu kadın oyunu mu ya? Şimdi kadınlar da oynuyor gerçi de. Yani şöyle çekiyor. Hiç alakası yok. Böyle bir faulü. Ondan sonra gidiyorsun. İşte devam ettirdi. Akşam şey maçında 3-0 oldu. Yüzünü tuttu. Türkiye'de verirdi bak onu. Yüzünü tuttu Paulista. O pozisyon devam etti. Gitti gol oldu. Bak aynısı. Faul verdi mi? Evet. Evet ya bak şimdi aklıma geldi. Aynı pozisyon. Adamı faul verdi mi? Gol saydı Ajax'ın. Aynı yine. Kime attı bizde ya? Şeyi attı ya. Vişça'nın o maçtaydım. Beşiktaş maçında attı Vişça'yı. Ondan sonra Masuaku aynısını yaptı. Vallahi 5-1'lik maçta o hafta video yapmadığımız için diyorum ya. Şimdi hepsi zaman zaman aklıma geliyor. Ferran Torres miydi? Barcelona'lı oyuncuyu 5-1'lik maç mı? Bir maçta dışarıda yeniyorlar. Hiç gözünün yaşına bakmadı. Masuaku'yu atamadı. Aynı basış. Basışa baktım ve dün akşam da vallahi Türkiye'de olsa ona faul verdi. Bu ülkede onun için Trabzonspor'un onun için bir şampiyonluğu ben her zaman diyorum. 10 şampiyonluğa bedel. Bizim 8 çarpı o 80 şampiyonluğumuz var. Çünkü yani Trabzonspor'a şampiyonluklarda sıra gelmesi için oho konjüktürde, siyasette şunda bunda veya başka şeylerde acayip işler olması lazım. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Sürçülisan ettiysek affola, Allah'a emanet olun. Sevgili futbol severler, Trabzonsporlar, Galatasaraylılar, Fenerliler, Beşiktaşlar.